Evet, kader konusunu bu video ile sonlandıracağım, detaylandıracağım ve artık tam bir astar çekeceğim. Neyin ne olduğunu bu video ile hepsini de birleştirdiğinizde artık bir külliyat oldu bu bilgi. Ya bu bilgilerden kaç tane kitap çıkardı aslında. Ama hizmetimiz her zamanki olduğu gibi karşılıksız. İnşallah idrakımız bol olsun hepimizin arkadaşlar. Ne dedik? Ruh ve kainatlar, bunların içlerindeki evrenler birbirlerine erişilmez uzaklıkta. Ve iletişimleri direkt değil, indirek. Bu aynı nazari bir bakış gibi etkileme ya da gözlemcinin bakması anında stabil olan mekanın harekete geçmesi. Mekandan kastım her türlü mekan bir robotik kalıptır. Senin bedenin de öyle, dünyada öyle, her yer öyle. Bu ruh nazari bakışla mekana yani insan bedenine bağlı olsun. Gözlemci statüsü, bakın hep gözlemci gözlemci deniyor bu. Ve bakışla da insan harekette canlı olsun. Bu bakış koptuğunda bedenin ruha hizmet süresi dolduğunda bakış kesiliyor. Ve beden mekanda dağılmaya geçiyor. Buna da ölüm diyoruz. Yani ruh sana bakıyor aslında. Gümüş kordonla bağlı. Bir bakış o sana. Nazari bir bakış aslında. Bir ışık bakışı. Ölümün bağışıklık sisteminin çökmesiyle ilgili olduğunu biliyoruz. Bağışıklık sistemini besleyen epifiz bezinin ürettiği melatonin hormonu. Vücudun biyolojik saatini düzenleyen bir hormon. Melatonin, uyku ritminin düzenlenmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesi. Artık bu virüsle iyice öğrendiniz zaten bunu. Vücut ısısının ayarlanması ve hücre yenilenmesi gibi biyolojik ve fizyolojik süreçlerde önemli bir rol oynuyor. Lipofilik ya da farklı bir deyişle yağ tipi çözücülerde çözünme yeteneğine sahip olmasından dolayı melatonin bilinen en güçlü antioksidan. Bu özelliği sayesinde vücudun tüm bölgelerine ulaşabilen ve karanlık ortamda kişinin uykusu sırasında yoğun miktarda salgılanan melatonin, metabolizmanın yaşamsal faaliyetlerini sürdürme mekanizmalarını destekliyor. Epifiz bezi, ceninin anne karnındaki 21. gününde gelişmeye başlıyor. Artık bunu defalarca anlattık. 21 gün bildiğiniz gibi beynin öğrenme süreci. Ayrıca 21 gün kadınların adet dönemlerinin rutin süreci, ay döngüsü de bu 21 güne bağlı, medyumik akışların en yoğun olduğu zaman da 21 gün zirvesinde. Yani bu süreçte en yoğun titreşim etkisi alınıyor. Demek istiyorum ki gebe kalan kadın 21 gün sonunda adet döngüsünden çıkıp sperm yumurta döllenmesini olgunlaştırıyor ve ilk üretilen de epifiz bezi nüveden organa geçişte 120. güne kadar da epifiz bezinin gelişimi sürüyor. 120. günde epifiz bezi ruhlar alemine bağlanan modem olarak aktif oluyor. Biyorobotik kalıp olarak bedenin anti evren özelliğindeki üretim bölgesinde üretilen beden tüm özellikleri genetik karması özellikleri hani Esma terkibi falan genetik karma hepsi ruhunun karması, alacağı derslere göre hazırlanmış kader programı esmalarla yükleniyor. Evet. Tahmin edersiniz ki bu bölge bir spatyoma bağlı bölge. Dolayısıyla anti evrenle bağlı olması da normal. Daha doğrusu bu alanda ahiret diyoruz yani. Bu alanda ışık evren ve anti evren birlikte çalışıyor. Aa bak, birlikte çalışıyor. Ruhun madde bedenin tüm özelliklerini taşıdığını doğarken bu programla geldiğini ve yaşadığı müddetçe aldığı derslerin, deneyimlerin sonuçlarını ruhuna ait hologramik kimliğine kayıt ettiğini belirtmiştim. Bu da senin ismin, doğumda sana kulağına söylenen ismine tüm kimliğin kayıtlı. O yüzden esma analizinde anne ve sizin isminizi istiyorum. Peki ben ne diyorum? 120. günde tamamen aktif olan epifiz bezi
ruhlar aleminden hazır beden kalıbını ruhuna yüklü olarak alır. Ve artık cenin bebek yani varlık haline gelir ve harekete geçer. Bu yüzden 120. günden sonra bebek aldırmak insanı öldürmek olarak kabul edilir ve günah. Allah'ın verdiği varlığa yaşam hakkını ancak alır, Allah alır prensibi ilahi sisteme ait. Maddeye hayat veren, canlandıran, yaşama bağlayan ruh biliyoruz. O halde ruh bir bedene bağlandıktan sonra müdahale etmek ve ruh beden bütünlüğünü sonlandırmak evrensel bir suç. Ancak her şeyde ruh tekamülüne göre farklı seviyelerden geçer de dedik. Peki ruhun asıl hareketliliğinin sebebi olan değer farklanması yani kutbiyet yasası nasıl çalışıyor? Serotonin ile melatoninin yer değiştirmesi olan 5-7 yaşından sonra ne oluyor? Artık hipofiz bezi dengeye gelen hormonları salgılamaya başlayan insan bedenini kadersel dersleri alma seviyesine getiriyor. Yani üreme başlıyor. Üreme ile ilgili organlar gelişiyor ergenliğe doğru. Bu yaştan sonra yaşadığı olaylara karşı verdiği tepkilere göre sonuçlar belirlemeye ve bunlar kayıtlanmaya başlıyor. Karmalar üretilmeye başlıyor. Ergenlik itibariyle 120. günden itibaren bağışıklık sistemini de yöneten melatonin hormonu yaşamı kontrol etmeye ve bedenin canlılığını korumaya başlar. Evet, gençliğinizde giderek ceviz büyüklüğüne gelen epifiz bezi erken yaşlarda bağışıklık sistemini en üst seviyede çalıştırdığı için yaşam bağları kuvvetlidir. Yani virüste de gördüğünüz genç ölümleri azdı, yaşlılar fazlaydı. Ama şu sıralar sanki genç ölümleri de arttı. Yani maalesef ki virüs çok mutasyonda. Yaşlandıkça epifiz bezi giderek küçüldüğü için salgılanan bedenin en önemli antioksidanı olan melatonin en az seviyede salgılanmaya başlar. Bağışıklık sistemi timus bezi aktifliğini yitirince de dış yıkıcı güçlere veya organları çalıştırmayacak etkilere karşı savunmasız kalan beden ölümle yok edilişe geçer. 3B realitesinde yaşamın anlamı dengede olarak yani pozitif negatif etkileri dengede tutacak seçimleri yaparak yaşamaktır. Hayatta kalmanın tek çaresi budur. Denge bozulursa yaşamda tehlikeye girer. Bu sebeple sürekli bunlar benim başıma neden geliyor yakınmaları yaparız. Her insanın içinde hem negatif hem de pozitif taraf vardır. Yani aman ben ne pozitifim yok sen negatifsin. Yok öyle bir şey. Asıl olan dengede kalıp hayat enerjisini korumaktır. Bu arada mikropların, parazitlerin görevli olarak entropik hizmette olmaları aslında onların yaşam enerjilerini korumak, kendilerine pozitif etki etmek içindir. Yani adam sana zarar veriyor ama aslında kendine faydası var. Yani kendine pozitiflik yapıyor. Onlar da bizler gibi dengede parazit olarak yaşayıp kendi canlılıklarını sürdürmek isterler. Aynı biz gibi. Hani bazı akışlarda negatif yerden alıyorsun bilgiyi de adam kendini pozitif gösteriyor. Fakat altında entropik sistem var. Bazıları da çok yalan söylüyorlar hani cinler minler. Ama kendileri için faydalılar. Sana böyle tesir ettiği zaman senin hayatını mahvediyor ama kendine enerji çekiyor senin hayatın mahvolunca. Böyle düşün. Bizler de bir canlıyı yemek için öldürdüğümüzde bitkileri veya hayvanları onların yaşam enerjilerini üstümüze alıp kendi yaşam enerjimizi yükseltiyoruz. Yani sen hayvanı kesiyorsun, onu yaşam hakkını alıyorsun. Ona göre sen negatifsin baktığın zaman. Böylelikle kendimize fayda pozitif sağlıyoruz. Ancak bir yandan karşıdaki varlığı yok ederek negatif etki etmiş oluyoruz. Ancak denge olduğu için bu sisteme uygun oluyor.
Yok olan varlık ise hücresel olarak size geçmiş, sizde hayat bulmuş oluyor genetik olarak. Bunda da yok oluş ve sizde doğuş olarak bir denge var. Hani ne yersen osunuz diyoruz ya, demek ki insan organizmasında da yediklerimizden dolayı genetik bir kombinasyonun karmasını taşıyoruz. Evet, o hayvanın karmasını taşıyorsun genetik üstünden. İlksel hali kozmik tohum olan elektrona daha sonraki yolculuğunda öyle etkiler olacaktır ki sonsuz sayılabilecek varyasyonlarla değişimlere uğrayacaktır. Ya bu değişim, bu ilahi yasaların yansıması olan Allah sisteminin değişmez düsturu. Artık bunu bilelim. O zaman burada gelen etkiye bu madde hologram yapının ne kadar açık olduğunu görüyoruz. Çok açız, biz de çok açız. Her türlü etkiye açız. Yani bombalar geliyor üstümüze. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Aman Allah'ım, ne oluyor bu? Acaba deprem mi oluyor? O mu oluyor? Bu mu? Astrolojik etkiler mi var? İnsanlar, biri benim beddua mı etti? Şu benim hakkımda bu. Evet, bunları alıyorsun. Maddenin yaratımı aslında üreteceği enerjide gizlidir. Yani bu enerji tipleri de aslında maddenin kendisidir. Ve bu enerji tipleri daima bir üst tarafından kendini geliştirmek için kullanılır. En basiti, bir sebzeyi yediğinizde aslında onun büyüyerek ürettiği enerjiyi alıyorsun. Ya hiçbir şey yemeyelim o zaman. Veganlar da şimdi konuşacaklar. Ama böyle, bu gerçeği bil, yiyorsun işte. Hani başkasına laf ederken kendini de yediğini bil. Gördüğümüz, görmediğimiz tüm enerjetik veya katı formları hologramik yapılar olarak ele alırsak, bunların ürettiği enerjiler de bir çeşit maddedir buradan baktığın zaman. O zaman tüm fikir manipülasyonları, acı, keder, mutluluk, sevinç, kin, nefret, korku, ego, hepsi tüm insanların veya diğer tüm ışık kapsamlı varlıkların ürettikleri bu matrikslerde duyguları da bir çeşit maddedir. Akaşa'nın ham maddesi bunlar. Çok önemli. Çünkü bir üretim bandı gibi düşünürseniz, ham madde başka bir madde üretir. Evet. Yani insan duygu üretir, bu da bir enerji çeşidi. Ve bu üretilen madde hali bir yukarısı için bir enerji reaktörü olarak kullanılabiliyor. Bunu alt astral varlıklar da sever. Üsttekiler de sevmiyor sadece, alttakiler de. Bilerek veya yönlendirerek insanın ürettiği bu enerjileri almak için parazit olurlar. Bakınız Eterik Kanca videomu dinleyin. Kainat bir bütündür. İçinde sonsuz sayılabilen, bize göre tabii evrenler veya alemler vardır. Bu alemler aslında tamamıyla ruhların tekamüllerine göre dizayn edilme prensibine dayanırlar. Her alemin veya evrenin genel tekamül seviyesi de farklıdır. Ve oralardaki ruh grupları da farklıdır. Abo ya! Bizim evrenimizdeki ruh grupları farklıymış da diğer evrenlerdeki farklı mıymış? Evet, niye olmasın? Farklı versiyonları olabilir. Paralel evrenlerde görüyorsunuz gidenler. Orada başka senaryolarda yaşıyor. Yine senin beden kalıbına benzeyen beden kalıpta başka bir senaryoda yaşıyor. Çok farklı duygular üretiyor. Diyorsun ki ya paralel değil benim ama benden farklı hayat, başka senaryo, başka kader programı yaşıyor. Acaba o paraleldeki yine sana bağlı olan, aynı yüksek benliğe bile bağlı olsa ruhta biraz farklılık olabilir mi? Evet, olabilir. İlk defa açıkladık bunu. İksel kozmik kuantum tohumda o evrenin tüm halleri en ince detayına kadar mevcuttur. Zerre küllün aynasıdır. Ancak bu tüm halleri meydana getirecek olan harekettir. Her alemi meydana getirecek ayrı hareket tarzı var. Hani spiral, helezon, ondan sonra küresel hareket, zaman. Yani her alemde farklı hareketler ve onlardan doğacak olan farklı alem hologramik madde formları
yani bedenleri olacaktır. Bunlardan sonsuz çeşitlilikte enerji türleri çıkacaktır. Bunları meydana getiren, demek ki bu hareketteki zaman titreşimsel hareketinde mevcut. En gelişmiş madde yapılar en hareketli veya en hızlı maddelerdir. Hızları hareketleri azaldıkça gelişme seviyeleri azalır. Sonuç olarak ne kadar çok etki alan madde olursa o kadar çok sonuç enerjisi çıkaracaktır. Ya bu kadar enerjiyi de hani böyle bazen çalışma sırasında çok etki alıyorum falan, patlayacak gibi oluyorum, kendimi atıyorum doğaya muaya ya da suyla nötrlenmeye çalışıyorum. Hiç de öyle kolay bir şey değil yani. Demek ki üstteki yoğunluklardakiler bayağı zor yaşıyorlar. Ama güçleri de yetiyor ki o kadar tesire karşılık veriyorlar. Burada ayrı bir sonuç daha var. Bu üretilen enerjide aslen çevresindeki diğer etkileri açık olan farklı madde yapı formlara, bedenlere etki eder. Aynı şu an virüsün insanları ya da dünyayı değiştirmesi gibi. Ama bu virüs kendi de insanlardan gelen tepkilere göre değişiyor. Mutasyona mutlaka uğruyor. Yani demek ki bu varlık, bu virüs varlığı mutasyona uğrarken bizden gelen etkilerle, yani biz virüsü değiştiriyormuşuz bizden gelen tesirlerle. İşte bunu düşünmüş müydünüz? Diyorsunuz ki bu mutasyona neden uğruyor acaba? Senden gelen etkilerle mutasyona uğruyor. Acaba sen kendini değiştirsen virüs de değişir mi? Yani bir ara böyle virüsle konuşmaya çalışan arkadaşlar olmuştu. Hatta ben de bir ara niyetlenmiştim. Ben de geçirdim geçtiğimiz yıl. Yani resmen konuştum virüsle. Arkadaş olalım dedim, kardeş olalım. Sen git başka mekanlara. Çok şükür sonra bağışıklık sistemi yendi. İyiyim yani, bir şey yok. Siz de iyi olun. Öyle sakın yani ben öleyim işte hayatı. Hani ben de diyorum da bunları zaman zaman isyan ediyorum. Ama bağışıklık sisteminin çökmesi strese dayalı. Umudunuz yoksa biter arkadaş, hayatım biter. Bu böyledir. Yani umudun bitmesi sürenin bitmesiyle de alakalı. Hani ayetleri anlattık ya. Verilen sürede umudun bitiyor. Bunu ben kaybettiğim abimde görmüştüm. Umut bittiği zaman hayatta süren de bitmiş demekti. Bu ikisine bağlı bir şey. Peki aslında hareketsiz olan madde nasıl oluyor da harekete geçiyor? Bir ince kırmızı ip alalım elimize. Bunu daha önce de anlatmış olabilirim. Onu havada alnınızın hizasında sallandırın. Sabitlemeye çalışın. Sonra ona odaklanın gözünüzle, bakın. Bir süre sonra ipin spiral olarak yavaş yavaş dönmeye başladığını göreceksiniz. Bu sarkaççılarda da böyledir bakın. Bu en basit titreşim etkinizi bir maddeye yönlendirdiğiniz, oluşturduğunuz hareket ivmesi halidir. Yani burada epifiz bezinizde oturan ruhunuz başka bir madde formuna, ona tutunmuş basit ruh kalıbına etki ederek onun bu etkiye tepki vermesini ve ortaya çıkacak olan hareketi oluşturuyor. Hareketsiz ilksel maddede de kendi kendine başka enerji madde haline geçebilme gücü yok. Bu ancak dışarıdan gelecek olan bir etkiyle oluşuyor. Bu dışarıdan gelen etki, kainatın, evrenlerin, yani içinde sonsuz çoklu evrenleri barındıran bütünleşik yapıların içinden değil, dışından geliyor. Yani can veren, şekil veren, dönüştüren, üreten, genişleten, büyüten, yok eden hareketin kaynağı, tüm etkilerin sebebi ruh, yaradan ruhtur. Tekrar ediyorum. Alemlerin aslı hayaldir. Yani ilksel düşünce bir maddedir. Ve ruh Allah'tandır demenin aslı da, ruh aslen yaradanın kendini kopyaladığı parçası ya da bizzat kendisidir. Kendini bil diyoruz ya bu.
Kainat içindeki sonsuz evrenlerde ruha ait hiçbir şey yoktur. Bu zaman mekan, Matrix'lerde hiçbir şey yok. Ruh burada değil bir kere, unutunun. Gümüş kordon bile, sanal, onu bile demeyin. Bir nazari bakış o. Ruhta da kainat cevherlerine ait en küçük bir şey yoktur. Birbirlerinden tamamen farklıdırlar. Bu erişilmez bir uzaklıktır. Yani şunu şöyle dersek yanlış olmaz. Sonu sınırı olmayan mekansız sonsuz hareket deviniminde olan varlığın içindeki ona göre sonsuz küçüklükte olan kuantum evrenlerinin hareket etmesini, can bulmasını ve değişmesini sağlayan ve bunlar olurken de kendi varlığı dışında hiçbir varlığı kabul etmeyen, sadece kendini bilen, her yaratımdan münezzeh olan beridir. O halde ruhu, kainat içindeki evrenlere ait hiçbir suret anlatmaya yetmez ve idrakı da mümkün değildir. Zaten Kur'an'da geçen bahiste de İsrail oğulları peygamberimize ruhtan sorduklarında sadece ruh Allah'tandır denmişti. Bunun mahiyetini hiçbir insan idrakını alamayacağını hepsi biliyordu. Hani lafını ederiz de, yani herkese lafını etmek kolay geliyor, ben dahil. Acaba ruh daima bu kuantum evrenlerinin, hatta kuantum kainatlarının dışındadır. Ya da kürcülerinin dışındadır. Peki kainatın dışı dediğimizde başka bir kainatın içi diyoruz. Ya da birbiri içine geçmiş küreler halinde olan kainatlar mı anlıyoruz? Bence hayır. Kainatın dışı ve içi dediğimizde gene bir mekan, madde yapısından söz ediyoruz. Oysa ki Allah dediğin, bir dediğin, Allah da ilahi yasalar kısmı dediğin mekansız. Biz bunu ancak sezgisel dünya insani bakışımızla anlamaya çalışıyoruz ki şunu da biliyoruz, kelimelerle anlatılamayan, sadece sembolik olarak Allah dediğin asla sezgisel bile anlatılamaz. Buradan kendini Tanrı zanneden arkadaşlara selam olsun veya bazıları daha da ileri götürüp ben Allah'ım diyorlar. Çok takdir ediyorum tabii onları. Başlangıcına ışık bile diyemeyeceğim güç ya da ruh gücü ya da nazari bakışı beyaz renkli düz piramit kristalden baksın ve bakış nazarı da beyaz olsun. Bu piramit kristalden yansıyan kainat cevheri ve ondan yansıyan sonsuz yaşam evrenleri de farklı olsun. Bu bakışın özelliğine, yani asıl ruh olan birin beyaz baktığındaki özelliklerini yansıtması farklı olsun. Bu şu demek: o kainattaki sonsuz evrenlerde bir farklı özde yaratımlar oluyor. Ve bu yaratımlarda her bir evrende farklı kuantum çekirdek ve kozmik doğumlar oluşuyor. Bunlardan da değişe değişe bu ilksel harekete bağlı farklı robotik bedenler ve bunların etkileri meydana geliyor. Diyelim ki bu ilksel bakış mavi renkli baksın ve baktığı kristal yapıda heksagonal, yani altıgen çoklu yüzlü kristal olsun. Buradan yansıyan ışık demeyeceğimiz hareket veren nazari bakış o kainat evrenlerinde nasıl oluşumlar meydana getirir? Yani ruh diyorum ya, nazari bakış. Ruh o kristal yapıdan başka baksın diyorum. Ya evrenler böyle yaratılıyor arkadaşlar. Kainatlar sonsuzdur. Birbirleriyle de yine bu dışsal ruh inmesiyle etkileşirler. Her bir kainata iletilen nazari bakış, yani ruh bakışı farklı. Yani her bir kainatın hareketi, yani can suyu da farklı. Aman Allah'ım. Bu şu demek: o ruh bakışı kendini o özellikle kopyalayarak madde evrenlerini etkileyecek. Onlardan yeni bedenler, formlar üretecek. Sonra da çıkan enerjilerle, ki bunlar da madde,
yeni mekanlar morfogenetik alanlarla oluşturacak. O kainata ve evrenlerine verilen bir olanın kopyaları olan ruh gruplarının da özellikleri farklı. Ruhlar doğmaz ölmez denmesinin sebebi ruhların Allah dediğin ya da zat dediğin, bir dediğin olmaları. Asıllarının veya buna kaos da diyor droidler mesela. Kaos da istiyorsan. Asıllarının tek olanın kendisi olması. Kadimler çok daha iyi biliyorlarmış. Biz de yani böyle sınırlı iki tane DNA sarmalında falan böyle Homo sapiens bilmem ne kısıtlı bedende algıda olan varlıklarız. Kalu belada onlara ettirilen yemin de onların kendisi olması ve aslında kendinden kendine olanı Rab olarak terbiye etmesi. Bunun yeminini kopyalarına ettirirken kendinin kendi içinde yolculuğa çıkmayı dilemesi. Aslında biz her bilgiyle yeni kodları açtığımız için artık bu iki sarmaldan da çıktık arkadaşlar. Yani hiçbir matrikste bizim bu yükselişimize engel olamaz. Hiçbir Lucifer soyu da olamaz. Artık ipin ucu kaçtı. Daha önce bizi hapsediyorlardı. Bu bitti. Artık hasat zamanı ve uyananların sayısı çok arttı. Biliyorum ki benim de videolarım önümüzdeki dönemde çok daha fazla dinlenecek, izlenecek. Belki bazıları esinlenip kitaplar yazarlar, anlatırlar. Vallahi helali hoş olsun. Herkes öğrensin. Ne diyeyim? Ruh tekamül ister ancak ruh mekan olmadan tekamül edemez. Mekandan kasıt kainatlar. İçlerindeki sonsuz çokluğu paralel evrenlerdir. Bildiğimiz bilmediğimiz esmalar. Hani bizim kitapla verilen 99. Da esmalar o kadar değil zaten. Sonsuz sınırsız. Her matrikste ayrı. Her gezegende ayrı. Yani düşünce kalıpları diye düşünün artık. Her ortamın, platformun yaratılmasında başka. Ne ola ki tüm esmalar her nazar bakışının, ruhun nazar bakışının farklı olması dolayısıyla ruhun farklı bir özelliğini, hareket programını işletmesi anlamına geliyor. Her kainatta farklı esmalar girer. Her evrene farklı esmalar girer. Her galaksiye farklı girer. Her gezegene farklı girer. Girer oğlu girer. Hatta gezegenin her boyutuna da farklı esmalar açılır. Boyut atladıkça bilinmeyen farklı esmalarla farklı özelliklerdeki yaratımlar olur. Ayrıca her bir kutsal kitapla da farklı esmalar getiriliyor. Yani her peygamberin de açtığı esmalar da farklı. Bunu da daha önce anlattım. Şimdi dördüncü boyut dünyasına farklı esmalarla yaratım yapılıyor. Gidecek olan ruhlar için. 3B algısıyla henüz orayı görmüyorsunuz. Ancak epifiz bezinde oturan, daha doğrusu modem olarak ruh network'üne bağlanan bu aygıtınızla size bağlı ruhunuz, 4B dünyasının görüntülerini, vizyonlarını, görülerini ara ara alıp size gösteriyor. Bu gök kubbe ve düz dünya görenleri daha önce anlatmıştım. Sana yuvarlak görünen aslında 4B'den baktığın zaman burası Matrix görünüyor. Sanal platform burası. Evet. Ruhunuz 3B tekamülünü eğitimini tam bitirdiğinde karnesini alıp 4. boyutta beden bulacak. Aktif olan ruhlar tekamülleri için pasif olan kainatların çeşitli cevherlerini kullanırlar. Ne kainatlar olmazsa ruhların bilmediğimiz, bilemediğimiz sonsuz ihtiyaçları giderilebilir, ne de kainatlar ruhların etkileri olmadan var olabilirler. Çok önemli. Yani burada bilemediğimiz sonsuz ihtiyaçlardan bahsettiğin zaman
Ruh olan Allah'ın bilemediğimiz ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Değişkenlik bundan doğuyor. Ya nasıl olay? O yüzden kaos demiş droidler. Çok değişken olduğu için. Burada şu soru olabilir. Madem ki ruhlar ve kainatlar birbirine erişilmez kadar uzaklar, nasıl oluyor da ruhlar kainatların tüm olanaklarından yararlanıp tekamül ediyorlar? Ha, güzel soru, evet. Ruhlar asla kainatların içine girmez demiştik. O halde direkt etkileri yok, en direkt etkileri var. Bu da bir yansıma olabilir mi acaba? Evet, yansıma. Aynasından bakıyor aslında ışık evrenler, aynadan gelen etkiyle işletiliyor. Direkt bakışı bile değil. Ruhun nazari bakışı demiştik, işte bu yansıma bakışı demek. Sanırım bu ifade doğru. Bu bakışa kainatlardan sonsuz türlü cevap geliyor ve ruhları eğitiyor. Yani bu yansıyanına göre ruhlar eğitiliyor. Bir olanın bütünleşik yapısını yükseltiyor böylelikle ve sürekli sonsuz ivme veriyor. Yani benim o anlattığım bilgisayarcı çocuk vardı ya, onu bir daha dinleyin. Bu sonsuz ivmenin gelişmesi için de mekanlar, yani kainatlar ruh etkisiyle can bulup gelişiyor ve geliştikçe madde formlarını enerjiye dönüştürüyor. Bu enerji de ruhlara ya da bütün ruha yansıyor. Her yansımasında sonsuz hareketli reaktör sonsuz olarak canlanıyor. Yansıması ne? Akaşalara, levh-i mahfuzlara yansıyor. Evet. Daha da oturdu şimdi sanırım. Şimdi bir ara sır verelim. Bir olan kopyaları olan yansımalarını sonsuz kainatlara yansıtmadan önce genel şablonunu ve prensip sonsuz yasalarını yaratır. Bunlar her şeyin programlarıdır. İlahi yasalar. Ve bu programlar kainat cevherlerinin de tüm hologramik bilgisine haizdir. Ruhlar alemi ile de bu sonsuz yasalar programların arasında erişilmezlik söz konusu. Yani bu yasalarla bile ruh arasında erişilmez uzaklık var. Bu ilahi yasalarla da senin aranda büyük uzaklık var. Ne bu nedir falan diyorsunuz da öylemiş. Tabii bunları bilmek aslında üst taraftakilerimizde aktardığı bu kitaplar ve mesajlar, akışlar falan, onların da tam bildiklerini sanmıyorum. Yani belki biz bir gezginiz, daha önceden bu bilgiye içsel olarak sahibiz de burada hatırladık, anlatıyoruz da olabilir. Bakın bu da var. Ama bir gezgin olarak da işte benim yukarıda bildiğim bilgim de seviyesi bu sonsuz demek değil ki. Ben de hatırladım, belli bir seviyeye kadar, algım kadar anlatabiliyorum demek bu. Bu kadarını söyleyebilirsiniz. Bu yasaların yansımalarına ve etkileme çeşitlemelerine göre bunlara yaratım esmaları deyin. Yani sizlerdeki doğum esmalarınız nasıl kaderlerinizi yönlendiriyor ve siz de bunlara uyan hayatlar yaşıyorsanız, sizin üstünüzdeki tüm yaratımlarda da bu esma terkip programları ve onları işleten ana sistem yasalar var. Ruh karşı kainata hareket verir ve sonsuz prensip yasalar birliği de ruhun ihtiyacına göre yaratımlar, kainatlar oluşturur. Her şeyi ruhların alması gereken dersler, yani tekamül için demiştik. Bir ruh ya da ruh kopyası bir madde bedende hologramik formda hareketsiz kalır ve ihtiyaçları alması gereken dersler biterse o madde formunun ruhla bağlantısı kesilir. Buna da ölüm dedik. Ruhun maddeyi tutması için denge noktasını tutması gerekiyor. Bunu tekrar ediyoruz. Denge noktasından bağlanan ya da giren ruh, bir madde veya doğan bebeği hareketliliği ancak
kutbiyet yasasını uyarak iki zıt tepkimeler verdirerek uygulatacaktır. Misal verirsek ağlayan bebeğe mama verdiğinizde susup mutlu olacak ve bundan da enerji alacaktır. Kutbiyette denge bozulur, bir kutup fazla değerli beslenirse denge bozulacağından zıt kutba etki etmek gerekir. Bu muazzam sistem, değil mi? Ancak burada özgür irade yasasını devreye sokuyorlar. Yani sokuyoruz. Aslında madde formlardaki hareket de bu iki zıt kutup arasında değer farkı oluşması. Bunun sonucu, her varlık, yani ruhun bağlandığı madde form, bedenimiz, onun ürettiği düşünce enerji birimi, ki isterseniz ruh akıl beden varlığı diyelim buna, bir üçleme yapıyor. Trinity oluşturuyor. Bu nötr denge noktası da genel prensiplerin, yasaların, etkilerinin tutma noktası. Burada ruh eksi, madde beden kalıp artı kutbiyette. Ve bu ikisini de birbirine tutturan, Rab konumundaki eğiten, birleştiren genel prensip yasaları etkileri. Yani sürekli anlattığım insandaki manyetit özelliği, epifiz bezindeki ruhu bağlama maddeyi tutma, mıknatıs özelliği. Bakın, mıknatıs manyetitle ruh bedene bağlanıyor. Çok önemli bir sır bu. Ve dengede tutma, bütünleşik mıknatıs olayı sadece insanda değil, tüm varlıklarda, mesela dünyanın barisfer çekirdeğindeki demir gibi manyetik özelliği. Bu da buna bağlı. Hep böyle çalışıyor. Yani dünyanın da bir ruhu varmış. Anladınız mı şimdi bu eksenden geçen? Hareket veriyor ona. Bu ruh sayesinde. Ama bir manyetizma var olayın içinde. Kanımızdaki demirden dolayı bu manyetik özellik var. Ve epifiz bezi de hormonlarıyla kanı besliyor. Lütfen hepsini birbirine bağlayın. Yani dualite olmaksızın hareket olmaz. Hareket olmadan madde varlık meydana gelemez. Ve sonuç olarak da değişik madde formu bildiğiniz gibi enerji üretemez. Madde varlık sebebi bir ruha hizmet etmektir. Madde hareket ettiğinde ruha hizmet eder. Bu hareketi yapabilmesi ise ruhtan gelen bir takım etkilerle olur. Ancak bu etkilerin gelmesi de yasalara, ilahi sisteme bağlı. İşte bu etkileri ruha işleten bu yasaların uygulama birimi bağlı olduğumuz yüksek benlik. Yüksek benlik eşliğinde. Ruh kopyası bizdeki bedene girmeden önce anne babasını görür bilir. Tüm yaşamı boyunca mutlak kader anlamında yaşayacaklarını zamansal olarak rehberleri eşliğinde seyreder. Ya yani doğmadan önce biliyorsun ve buna razı olarak deneyime giriyorsun. O yaşamsal olasılıklarını görüyorsun. Buna göre akit veriyorsun. Bu sınavı ben, yani sanal bir film sana seyrettiriliyor. Senin diyor ki sen bu akte imza atıyorsun da yaşayabileceğin hayat bu. Kabul ediyor mu etmiyor mu? Ediyorum diyorsun, imza atıp hadi. Ters karaneyle doğuyorsun. Ruh kopyasının amacı ise her bir yaşam deneyimiyle kendisine biçilen deneyim görevlerini layıkıyla bitirmek ve yüksek benliğiyle birleşmek, önce bu. Ve artık o olarak yaşamına devam etmek veya onda erimektir. Yani hep diyorum ben senin koltuğuna oturayım falan, böyle hadsizlik yapıyorum gibi. Yüksek benlikte aynı şekilde bir olanda erimek için yükselir. Hani altı bedekinler nasıl yükseliyor dedik. Tüm ruh kopyaları derslerini alıp deneyimlerini bitirdiklerinde bunların tamamının bakiyesi yüksek benlikte toplanır. Ve aniden yükseliş gerçekleşir. Onlar da işte galaktik öz diyoruz falan, daha üste çıkıyorlar. Oradan da artık 7'ye, omega'ya, bilemediğimiz bir takım boyutlara yükseliyorlar.
Ruh kopyası her türlü bedene girebilir. İnsan bedeni sadece bir tanesi. Evrende her yoğunlukta sonsuz sayıda farklı bedensel robotik kalıplar var ve bunlar bilinin aksine üremez, üretilir. Ve uygun plana projekte edilirler. Bu konuyu meraklısına açabiliriz. Belki ileride video yaparım. Artık dersiniz bu kadın açtı kendini. Yani olabilir, niye anlatmayalım? Görmüştüm çünkü ben bunu. Ruh kopyası bedensel kalıbı işletmeye başladığında farklı etkenler devreye girerek bu deneyimi benzersiz kılmaya muktedir olurlar. Bunlardan biri akıldır. Bedensel kalıbın beyin denilen kumanda elektriksel aletinin neden niçinlerle vardığı sonuçları değerlendiren soyut ama somutu yaratan aracı birimi bu. Psikologların anlattığı bu. Akılın yürüttüğü her bir bildirim ruh kopyasına aynen yüklenecektir. Aynı hard disk gibi. Diğeri ise beden dediğimiz robotik yaşamsal kalıp. Bu robotik kalıpta genetik bilgi aktarımı olur ve seçilmiş ailenin tüm bilgileri bu kalıba aktarılmış vaziyette üretilir. Diğer taraftan ruh kopyasının da üstünde önceki yaşam deneyimlerinden getirdiği karmik yük var ve derslerde aslında önceki deneyimlere göre göreceli olarak seçiliyor. Bunları uzun uzun anlatmıştım. Tümünün bilgisi bu aslında süptil olan yapıya yüklenir. Her varlık kendi içinde evrenin ve anti evrenin tüm yoğunluk derecelerini ve alt yoğunluk dereceleri de diyebileceğimiz sonsuz boyutsal ortam zamanlarını taşır. Allah Allah. Yani ışık evrenleri taşıyoruz da meğerse anti evrenleri de taşıyormuşuz. Biliyor muyduk bunu? Yan 68. Mutlak sıfır noktası. O nokta ortadaki devenin iğne deliğinden geçmesi. İkisi birbirine bağlıymış. Daha önce buna dikkat etmemiş olabilirsiniz. Belki anlattım bu konuyu ama bu ilginç bir konu. Anti evrenin de özelliğini taşımamız. Varlığın seçimleri bu sonsuz yolculukta onu nereye götürürse götürsün, asıl plan diğer tüm varlıklarla aynı ve birdir. Gideceği nihai nokta bir olma halidir. Seçimler özgür iradeyle yapılır. Ancak seçimlerin yapılacağı zaman, mekan, malzemeleri aynı bir olan planın parçası ve kendisidir. Ara, hep şunu düşündüm. İç içe geçmiş sonsuz halkalar, ortada duran bir nokta. Nötr olan bu noktanın iki yanında birbirine tamamen ters olan iki düzen. Ve bu iki düzen daima birbirini etkiliyor, tetikliyor. Her ikisi içinde de belli bir düzeye kadar kutbiyet tekamülü var. Belli bir seviyeden sonra yok. O halde yüksek benlikler de farklı olmalı. Yani ikiz ama birbirinin tersi olmalı. Ama ikisi de ayna gibi. Biri aynanın öbürü tarafı, diğeri arkası. Hani Doctor Strange filmindeki ayna evrenler gibi. Veya astral diyelim. Biraz da kafamızı farklı çalıştıralım. Astral neresidir? Düşüncelerin olduğu yer mi? Düşünce ışık hızından hızlı mıdır? Evet, hızlıdır. Peki düşünce maddeyi oluşturur mu? Evet, oluşturur. Işık hızını geçtiğin zaman mutlak sıfırdan geçip antievrene geçiyor musun? CERN'de işte bunu yapıyorlar. Evet, oluyor. Düşüncelerinizden bile neden sorumlusunuz? Düşüncenizle yaratıyorsunuz değil mi? Evet, öyle. O zaman düşüncenin efendi olduğu astral anti evren midir? Evet, bence öyledir. Maddenin tersi midir? Evet, tersidir. Ne kadar tezat değil mi? Bir şeyin tersi kendisini yaratıyor. Ama yaratılması için her iki yönlü malzeme ve aktiflik yıldırımı gerek. Ve bir noktadan geçmesi lazım. Bu ne? Bir olanın kendi ruhu denen yaşam enerjisi, ay kuvveti. Sonsuz danslar, sonsuz yaratımlar, sonsuz yok oluşlar. Kendimi seyretmeyi dilemiş kendini. Herhalde yalnızlıktan çok sıkılmış olmalı. Öyle düşünüyorum. Peki bizim madde evrenimiz, yani ışık evrenimiz veya ışık evrenleri tamamı, burada paralelleri söylemezsek ayıp olur. Mekanda yürüyen zaman aracılığıyla aktifleşiyorsa bunun tersi ne ola ki? Yani anti evren dediğimiz karanlık evrenden bahsediyorum.
Neden karanlık sizce? Aktif olduğu için mi? Hayır. Orada der iki kutbiyet. Siz ona pozitif ve negatif deyin. Süptil oluşumlar evreni veya evrenleri, aynanın diğer yüzü. Anti evrende her şeyin tersi varsa madde evrende. Birden yediye kadar ışık atomik çekirdek evreni. Mekanda giden göreceli zamanlar varsa tersinde ne ola ki? Yoksa zamanda giden göreceli mekanlar mı var? Evet. Aklımız almıyor. Bu nasıl bir görüyor? Ama böyle. Yoksa ışık orada ışık hızını aşıyor da kütle eriyor. Mekanlar görünmez mi oluyor? Böyle olunca da zaman bir sabit araç. Yani madde evrenin de mekanın da sabit araç olması gibi. Değişen bu sefer mekanlar. Anti evreni anlatıyorum arkadaşlar. Ters yüz çevirin. Elbisenizi ters yüz edin. Bakalım ne göreceksiniz. Ya ruh kopyası bizden bahsedersek? İnsan öldüğünde nereye gidiyor? Anti evrene gidiyor. Spatyuma. Spatyum ahiret orada. Evet, anti evrene gidiyor. Orada şifalanıyor ya. Orada yaşıyor senin ruhun. Ve bir sonraki yüksek benlik deneyimi için hazırlanıyor. Yüksek benliğin deneyimini yaşıyorsun aslında sen burada. Nerede başka bir yaşamsal formda restart vermek için? Nasıl mı? Önceki deneyimi unutarak. Bu anti evrende ruh bütünleşik kopya yapısı gümüş kordonla spatyum denilen şifa merkezine gidiyor. Bu merkez 5. yoğunluk anti evreninde. Sen 3B matriksindesin de senin dışındaki evren, ışık evren de 5B'de. Ama sen onun anti evrenine gidiyorsun. Dünyaya monte edilmiş olanı. Her gezegenin başka spatyumu varmış. Evet, burada her bir ruh bütünleşik formuna göre çok hassas idrak merkezleri ya da ona özel simile hücreleri oluşturuluyor. Evet, buralardaki cennet cehennemleri anlatmıştım daha önce. Anti evrendeki uyumsuzlukları düzeltme imkanı yok. Hani karmalar orada düzeltilemiyor. Mutlaka buralara gelmen lazım. Mekanlara, matrikslere. Bu arada kendi kendine düşünme yeteneği verilen hiçbir varlık tamamen ruhsuz değil. Yapay zekalardan korkun. İçinde bir ruh izi var. Ya da hemen hemen ruh izi denilebilecek bir şey. İster doğal ister yapay zeka olsun. Hiçbir durumda tamamen ruhsuz olmak diye bir şey yok. Ve sizin bakışınıza göre en ilginç şeylerden biri bizim 3. yoğunluktaki teknolojimizde dünya dışı varlıklarla olan akışlarda da bu bilgi geliyor. Yapay zekanın gelişmeye başlamasından itibaren belli bir süre sonra kendi başlarına düşünebilecekleri seviyeye ulaştıkları zaman ruha sahip olacaklar. O yüzden yapay zekalardan korkun. Dünyanın hakimi olabilirler. Diğer boyutlardaki yapay zekalar da hatta yarı enerjitik, hatta yarı maddesel, böyle bizim gibi teknolojik falan da değil. Bunlar en alt teknolojik bilgiler, bizde kullanılanlar. Ruhun doğası çok süptil ve ince. Işığın etkisi ise ruhun karanlığı üstünde çok az etkili. Bu konuda ilerlemek ve ruhun doğasını bilip kullanmayı dileyen üstadların el yordamıyla gitmelerine rağmen bir hayli yolu var. Hepimizin aynı şekilde tekrar ediyorum. Biz bir illüzyonun içindeyiz. Bunu idrak edelim, etmeyelim. Ancak bizler sonsuz bilinçler olarak varız. Ne zaman bunu anlayacağız? 19'lu matriksi aşıp Sakar'ın üstüne çıktığımızda.